Yani funksiyonel tekşiriş ve grafiğini çiziş mavzusu bilan tanışamız. Eğer bizge burada fx funksiyonu berilgen bolsa, mesela burada funksiyonu berilgen bolsa, o halde funksiyonel tekşiriş için biz quyidagi işlerini bajarıp çıkamız. Birincisi, aniqlanış sohasını tapamız. Bu funksiyonun juft yoki tog'ligini aniqlaymiz. Funksiya grafiğinin ox ve oy o'qlaridan kesiş nuqtalarini tapamız. Funksiyonun o'sish ve kamayish oralig'larini tapamız. Funksiyonun ekstremlarını, yani maksimum ve minimumlarını topamız. Ve nihayet şu malumatlardan faydalanıp funksiyonun grafiğini kuramız. Bana biz kuyudaki misalını görelim. Bizde kuyudaki funksiya berilgen. Birincisi, onun anıqlayan sohasını topamız. Funksiyonun anıqlayan sohası minus çeksizden plus çeksizlik geçer. Bu birincisi demek. Anıqlayan sohası minus çeksizden plus çeksizlik geçer. Yani bütün sonlar okuda anıqlangan. Yani x'nin oranına ihtiyari sonunu koyup biz hisoblashimiz mümkün. Hop, ikincisi juft tog'ligi. Bu funksiya juft funksiya. Çünkü aniqlanish sohasi o nuqtaga nisbatan simmetrik. İkincisi juft tog'ligi. Bundan tashqari f minus x, yani x'ni minus x'ga almashtirsak, bu x derecesi 4 minus 6x kvadrat plus 5. Çünkü dereceleri juft. 4 bana verdi. Dereceleri juft bu geldiği sebeple biz bunu da yazışımız mümkün. Bu ise berilgen funksiyonun özü. Yani bu funksiyon juft funksiyon iken. Bu ikincisi funksiyon juft funksiyon. Ve ikinci bana bir yazıp koyalımız. Funksiya juft funksiya ekan. Hop, keyingisi. Funksiya grafiginin ox va oy o'qlaridan kesişgan nuqtalarini topamiz. Hop, ox o'qi bilan kesişgan nuqtasini topish uchun biz y'ni o'rniga 0 yozamiz. Y'ni o'rniga 0 yozaylik. 0 teng mana bu ifoda. Bu holda biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. X darajasi 4 minus 6x kvadrat plus 5 teng 0. Tenglamani yechish uchun x kvadrat teng x kvadratni t bilan belgiledik. Kvadrat manfi bo'lmaydi x'ning kvadrati. Shu sababli t katta yoki teng 0 bo'ladi. Ya'ni bu b kvadrat teng nima yechamiz? T kvadrat minus 6t plus 5 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani ildizlari 1 va 5. Çünkü 1'ge 5'ni qo'shsak 6, ko'paytirsak 5. T o'rniga endi x kvadratni qo'yamiz. Yoki t o'rniga bir navbarib qo'yamiz. İkilası ham musbat, demak ikkalasini ham navbatdan olib qo'yamiz. Bir navbarib qo'ysak x kvadrat teng 1, bu yerdan x teng minus 1 va 1 ekani kelib chiqadi. Endi tani o'rniga 5 navbarib qo'yaylik. Bu holda x kvadrat teng 5 deganimizni hosil qilamiz. Uni ildizlari minus ildiz ostida 5 va ildiz ostida 5. Demek funksiyonun grafiği x o'qini 4 ta nuqtada kesib o'tar ekan. Ularning absisalari minus 1, 1, minus ildiz ostida 5 ve ildiz ostida 5 ekan. Biz o x o'qi bilan kesiş nuqtalarini, absisalarini topdik. Endi o y o'qi bilan kesişgan nuqtasini topamiz. Bunun için biz x'ni o'rniga 0 qo'yamiz. X'ni o'rniga 0 qo'ysak, bu yerda 0, 0 qo'shib 5. Demak y teng 5 hosil bo'ladi. Demak y o'qi bilan kesiş nuqtasining koordinatalari 0 va 5 ekan. Buni topdik. Odatda masalalarda y o'qi bilan kesişgan nuqtasini topish juda ham oson. X'ni o'rniga 0 qo'yamiz, y ni topamiz. Lekin ox o'qi bilan kesişgan nuqtasini topish oson bo'larmidi? Masalan, biz misolda biz osonlikcha topdik, lekin umuman olganda bu tenglamani yechib bo'lmasligi ham mumkin hattoki. Hop, navbatdagi misol. Navbatdagi qilinadigan ish o'sish va kamayish oraliqlari. O'sish va kamayish oraliqlarini topish uchun biz funksiyaning xoslasidan foydalanamiz. Hop, 4-chi ish. Funksiyaning xoslasi teng x darajasi 4 ning xoslasi 4x kub minus 12x 5 ning xoslasi 0. Ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 4x x kvadrat minus 3. Bunu ham ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 4x x minus ildiz ostida 3 x plus ildiz ostida 3.
Kömürtücülerde ajırattık. Şimdi funksiyonun ösüş ve kemeş oranlarını tapış için bu ifadanın kayırda müsbat ve kayırda manfi ikanını anıqlayınız. Demek bu 0'a teynesek x teyn 0 gelip çıkardı. Bu kaosunu 0'a teynesek x teyn izosta 3 ikanı gelip çıkardı. Bu 0'a teynesek x teyn minus izosta 3 ikanı gelip çıkardı. Demek 3 de sonunu salları okuda belgeleşmemiz gerekirken. 1, 2, 3. Minus izosta da 3. İzosta 3 ve 0. 0 ortada. Bu izosta da 3. Yani sallarını belgeledik. 1, 2, 3, 4, 4 de aralık hasıl kıldık. Yani onların işaretlerini tapamız. Bunun için bu aralardan ihtiyar ette son alamız. Yani mesela 5. X'nin oranına 5'ni aparıp koyamız. Bana bir X'lerin oranına 5 müsbat. 5 minus izosta da 3 müsbat. Bu yerde ham müsbat son. Demek netice müsbat buladı. Bu aralardan 1'ni aparıp koyalık. X teng 1 olsun. 1 müsbat. 1 minus izosta da 3. Manfi, çünkü 1 izosta 3'den küçük. 1 koşu izosta 3 müsbat. Netice manfi çıkarken. Minus 1. X'nin oranına minus 1'ni aparıp koyalık. Manfi, manfi, müsbat. Demek netice müsbat. Bak bu aralardan ham. Mesela minus 3. Minus manfi, manfi, manfi. 3'te manfi sonu köpaytırsak netice manfi çıkardı. Demek biz aralarını, işaralarını anıqladık. Keyingi qilinadigan ish. Demek biz xoslarni işarasını anıqladık. F'x'ni. Yani funksiyonun özü doğrusu da biz bir yerden quyidagi ma'lumotni olamiz. Xoslar manfi, demek funksiya kamayuvchi. Xoslar musbat, funksiya o'suvchi. Xoslar manfi, demek funksiya kamayuvchi. Xoslar musbat, funksiya o'suvchi. Demek biz funksiyaning o'sish va kamayish oranlarini topdik. O'suvchi, plusli oranlarda o'suvchi, minusli oranlarda kamayuvchi, kamayuvchi. Endi mana bu savolga javob berdik. Funksiyaning ekstremlari, ya'ni funksiyaning maksimumlari va minimumlari. Demak, mana bular statsionar nuqtalari. Minus izosta 3, 0 izosta 3 funksiyaning statsionar nuqtalari. Va bu yerda masalan shu qoidani eslab qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Masalan, minusdan plusga o'tsa, bu funksiya, bu statsionar nuqta minimum nuqta bo'ladi. Masalan, eslab qolish ham shart emas bu yerda. Masalan, mana bu yerda strelkalarni tutashtiramiz. Nima hosil bo'ldi? Chuqurlik hosil bo'ldi. Chuqurlik hosil bo'lsa, demak, bu nuqta minimum nuqta ekan. Mana bu yerda strelkalarni tutashtiramiz. İshora turlicha, mana bu nuqtada ham ishora turlicha. Demak, yo maksimum bor, yo minimum bor. Bu nuqtani ham ikki tomonida ishoralar turlicha. Demak, yoki maksimum yoki minimum. Mana bu yerda ham ishoralar turlicha. İşaretler türlüse degeni bu yok ki maksimum yok ki minimum degeni. Yani biz hazır şu maksimum yok ki minimum degeni anıqlayatmaz. Tutaştırdık. Tepelik hasıl buldu. Demek maksimum muhtayken. Bunlarla hem tutaştıramız. Çukurlik hasıl buldu. Demek bu minimum muhtayken. Şimdi kalıp biz funksiyonun maksimum minimumlarını hem anıqladık. Yani de funksiyonun kıymetleri. Mana bu yerga ma'lumotni yozib qo'yamiz. Demak, u x o'q bilan kesishgan nuqtalarni ordinatasi 0, x aksisasi minus 1, 1 minus izosta 5 va izosta 5. Hop, u y o'q bilan kesishgan nuqtalarni koordinatalari. Hop, x 0 ga teng, y ga yuqorida topdik 5 ga teng edi. Mana 5 ga teng. Hop, ana endi o'chirib yuboramiz bunu. Hop. O'sish kamayish oranlarini ham topdik. Mana ularni ham yozib qo'yamiz. 4-inchisi funksiyaning o'sish oranliklari. Izosta 3 bilan minus izosta 3 dan 0 gacha. Ve izosta 3'den plus x'lik geçe. Taptik. Yani kemeş aralıkları. Minus x'den minus izosta 3 geçe.
va 0 dan ildizosdan 3 gacha. Mana funksiyaning o'sish va kamayish oralig'larini topdik. Hop, ekstremlarni ham yozib qo'yamiz. Yuqori quyida aytib o'tdik, yuqorida aytib o'tdik. Ekstremlari 5-inchisi x barobar minus izosda 3-da funksiyani minimumi izosda x norga izosda 3 qo'ysak, izosda 3ning uni kvadrati 3, 4-inchi darajasi, demak 9. 9 minus 6 ko'paytiruv 3 plus 5 minus 9, 5 minus 4. Demak, minus 4 ga teng ekan. Xo'p, keyingi nuqta x barobar 0 da funksiyani funksiya o'zining maksimumiga erishadi. Bu nuqtada funksiyani bu maksimum nuqta bo'ladi. X norga 0 qo'ysak, 5 ga teng bo'ladi. Xo'p, buni ham topdik. 1, bu ikkinchi nuqta va 3-chi nuqta x ya'ni izosda 3 da funksiya minimumga erishadi. Juft funksiya bo'lganligi uchun u ham mana bu qiymatga erishadi. Minus 4. Mana funksiyani qiymatlarini topdik. Funksiyani ekstremlarini topdik. Endi funksiyani grafigini quramiz. Biz funksiyani juft ekanligini bilamiz. Shu sababli funksiyani grafigini OX va OY o'qidan o'ng tomonda qurishimiz yetarli. Demak, x o'qini qaysi nuqtalarda kesib o'tadi? Minus 1, 1. 1 ni belgilaymiz. Va izosda 5. Qayerda? Mana izosda 5. Mana 1 nuqta. Demak, funksiyani grafigi mana shu nuqtalardan o'tar ekan. Va bundan tashqari o'sish kamayish oraliqlari izosda 3. İlzosda 3'teki kıymeti minus 4. Değil mi? Bana bu noktada öterken minus 4. Nolda kıymeti 5 geteyim. Ama tahminen bana bir bilgileydik. Bana 5. O noldan ilzosda 3 geçe. Funksiye kemay 3'ü. Demak, kamayadi. Mana bu nuqtadan o'tadi va kamayib boradi. Kamayuvchi izosda 3 dan plus cheksizlikgacha o'suvchi. Bu yerda o'zining minimumiga erishadi funksiya. Va mana bunday bo'ladi grafigi. Xo'p, endi funksiyaning grafigi y o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Bunga simmetrik nuqtalarini topamiz. 1 minus 1 izosda 3 minus izostida 3. Izostida 5. Minus izostida 5. Endi grafikini. Hop. Bu nuqtaga nisbatan simmetrik nuqta mana bu yerda bo'ladi. Mana endi. Mana grafikni chizdik. Yani funksiyonun grafiği quyidagi ko'rinishda bo'lar ekan. Shunday qilib biz mana bu ma'lumotlardan foydalanib funksiyonun grafiğini qurdik.